kişinin kokaini kullanmadığında, yoksunluk yaşadığından bahsettiniz ve orada bazı şikayetlerin olduğundan. Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Kişi neler yaşar, ne kadar zorlanır ya da kokaini bıraktıktan sonra günlük yaşantısına, gündelik yaşantısına ne zaman ve nasıl dönebilir? Dediğim gibi şimdi kokain çok çabuk etkisini gösteren ama çabuk da etkisi biten bir madde. O yüzden tekrarlayan kullanıcılar tekrar tekrar gün içerisinde bunu alıyor oluyorlar. Sıklıkla birkaç saat ya da birkaç gün süren böyle bir ama güçlü belirtiler oluyor. Crash diyorlar kullanıcılar bunlara, kendi aralarında da crash olarak tabir edilen belirtiler olmaya başlıyor. Bu belirtiler bazen tabii hani uzun süreli kullanıcılarda özellikle işte 2 ila 5. gün tepe noktasına ulaşıyor, şiddetleniyor. Sıklıkla ondan sonra gerilemeye başlıyor. Sıklıkla birkaç hafta içerisinde sonlanıyor. Nadiren de bir aya uzayabiliyor. Dolayısıyla hani bu yoksunluk belirtileri atlatılabiliyor daha çabuk olarak. Hızla elimine edilen bir madde bu anlamda vücuttan. Ama tabii ki ciddi yoksunluk belirtileri yapıyor. Yani hani o ilk dediğim gibi o akut etkilerin tersi, daha depresif belirtiler, durgunluk, isteksizlik, iştahsızlık. Bazen de yemek yeme isteğinde artış şeklinde olabiliyor. Aşırı uyuma ya da işte uyuyamama şeklinde uyku bozuklukları yapabiliyor. Bazen bu depresif belirtiler uzayabiliyor, bir ayı geçebiliyor ve bazen intihar düşünceleri eklenebiliyor bu belirtilere. Bu konuda biraz dikkatli olmak, uyanık olmak gerekiyor. Eğer hani böyle bir kendine zarar verme riski olduğunda belki o durumda yatarak gözlem altına, yatarak tedavisinin yapılması, kişinin gözlem altına alınması uygun olur. Ama onun dışında belirtilere yönelik bir takım tedavilerle, işte uykuya yönelik, iştaha yönelik belki ya da bu depresif belirtilere yönelik tedavilerle, geçici tedavilerle tedavi edebiliyoruz. Geçiyor yoksunluk bulguları sıklıkla.